arkadaşlar. Tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Karşınızdayım diyorum çünkü karantinadan dolayı kuzenimle bir araya gelemiyoruz çok fazla. Yasaklardan dolayı. O yüzden tek başıma bir video çekmek istedim. Günlük hayatta nasıl makyaj yapıyorum. Minik bir video oldu. Biliyorsunuz 2021'e artık girdik. 2020 gerçekten çok sıkıntılı bir seneydi hepimiz için. Depremler, işte virüs, ölümler, hastalıklar derken hepimiz çok yıprandık, çok üzüldük. Yani 2020 bizim için gerçekten çok üzücü bir seneydi ve artık bitti. 2021 için güzel dileklerimiz var. İnşallah çok güzel geçer. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl olur. Maskelerden kurtulduğumuz, sevdiklerimize daha yakın, daha samimi, en azından sarılabildiğimiz günler gelsin istiyoruz. Mesafelerden kurtulalım, rahat rahat dışarı çıkabilelim, gezelim, yeni yerler keşfedelim. Hani bunları gerçekten çok istiyoruz. Benim 2021'den çok fazla bir beklentim yok aslında. Sadece güzel şeyler getirsin istiyorum. Güzel şeyler dediğimde çok minik şeyler aslında, bu az önce bahsettiğim şeyler. Onlar hani olsa benim için gerçekten yeterli, daha fazlasını istemiyorum çünkü 2020'de gerçekten hepimiz çok bunaldık, sürekli evlerdeydik. Karantinalar, işte maskeler derken hepimizi çok yıprattı. O yüzden 2021 hoş geldin diyoruz ve güzel şeyler getirmeni bekliyoruz. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Ben makyajımı yaptım. Şu an yüzümde görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok sade ve doğal bir makyaj. Bakalım hangi ürünleri kullandım, nelerle yaptım bu makyajı. Hemen izleyelim. İlk olarak makyajımızı yapmadan önce yüzümüzü güzelce yıkıyoruz, biliyorsunuz ki. Yüzümüzdeki yağlardan arınması için ve makyajımızın daha sağlıklı olması için. O yüzden ben de yüzümü yıkadım ve geldim. Daha sonrasında makyaj bazı olarak bu Farmasi'nin bir ürününü kullanıyorum. Bunu bir arkadaşım vermişti bana. Sanırım o kullanmadı. Ben kullanıyorum makyaj yaparken. Hemen yüzüme uyguluyorum. Makyajımı daha iyi tutması için. Bunu uygularken daha böyle masaj yapar gibi uygularsanız daha güzel olur. Daha sonrasında fondöten olarak Sephora'nın bu Glow fondötenini kullanıyorum. Fondöten videomuzu zaten izleyenler görmüştür bunu. Çok fazla sürmenize gerek yok çünkü yoğun bir fondöten olduğu için yüzünüzü kapatacaktır. Hemen fırçayla yediriyoruz. Ben fırça kullanmayı daha çok seviyorum süngerdense. Süngerin güzel yedirdiğini düşünmüyorum. O yüzden fırçayla daha güzel yediriyorum ve daha sağlıklı göründüğünü düşünüyorum. Daha sonrasında göz altlarımı kapatmak için, benim göz altlarım görüyorsunuz kırmızı, yani cilt tonumla eşit değiller. O yüzden makyaj yapmadığım zaman böyle hasta bir görünüm oluyor. O görüntüyü hiç sevmiyorum. Concealer olarak, yani göz altlarımı kapatmak için de Notum bu ürününü kullanıyorum. Sonum biraz azalmış. Yani biliyorsunuz karantinada olduğumuz için şu an herkes evde ve o yüzden video bazı seslere dahil olabilir. Onlar için çok kusura bakmayın. Daha sonrasında kaşlarımızı sabitlemek için pastelin sabitleyici jelini kullanıyorum ben. Memnunum, indirimden almıştım. Zaten biliyorsunuz yukarı tarıyoruz artık kaşlarımızı, moda bu şekilde. Aslında kaşlarımı biraz doldursaydım iyi olurdu ama çok az bir doldurma işlemi yapalım kaşlar için çünkü benim kaşlarım çok seyrek, o yüzden daha hoş bir görüntü oluyor doldurduğum zaman. Gerçi bununki önce yapmam gerekiyordu ama bu seferlik böyle olsun. Thank you.
tekrar üstünden geçeriz. Gerçekten ve ben çok abartılı makyajı sevmiyorum. O yüzden hemen böyle göz kapaklarıma renk vermesi için çok az fırçayla hemen bu şekilde dolduruyorum göz kapaklarımı. Sonrasında ben günlük hayatımda eyeliner'ı çok kullanıyorum. Gözleriniz daha böyle çekik gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden benim gibi kullanmayı seven çok vardır diye tahmin ediyorum. Bu şekilde ucu kalın. Ve ben hemen böyle uçlarını dolduruyorum. Yani boydan boya sürmeyi çok sevmiyorum. Bazen bunların bile etkisi olmuyor kirpiklerimde. Kirpik lifting yaptırmayı çok istiyorum aslında. Geçen Trendyol'da da görmüştüm. Evde yapılabiliyor galiba, seti varmış. Ondan almayı düşünüyorum aslında. Evde kendim de yapabilirim. Çünkü onun bir süresi var. Belli bir süre sonra kirpiklerinizden çıkıyor. Tekrar yaptırmanız gerekiyor. O yüzden evde yapmak bence daha mantıklı. Daha sonrasında Flormar'ın bir maskarası var, titreşimli. Ben bunu çok uygun fiyata aldım. İndirimden 30 TL'ye, normalde fiyatı 100 TL'nin üstünde. Titreşimli olması çok güzel, kendiliğinden dönüyor. Çok seviyorum ben bu ürünü. Ve kirpikleri de gerçekten güzel ayırıyor. Biraz değişik gelebilir, hatta gözünüze falan batırabilirsiniz. Ama kullandıktan sonra alışıyorsunuz. Bence kesinlikle bunu denemelisiniz. Ben çok memnunum. Daha sonra allık olarak yine Flormar'ın bir ürününü kullanıyorum. Hemen gösteriyorum size de. Böyle minik bir allık. Rengini ben çok beğeniyorum. Hem highlighter parlaklığı var içinde. İkisini bir arada size vermiş oluyor. Hem allık hem highlighter. Ve rengi de gerçekten çok doğal duruyor. Son olarak da yine Flormar'dan devam ediyorum. Kiss Me More burujları biliyorsunuzdur mutlaka. Ben çok memnunum bunlardan. Genelde bunlardan kullanıyorum günlük hayatta. Zaten birçok rengi var. Hani özel günlerde de kullanabilirsiniz. Koyu renklerini tercih edebilirsiniz. Bu 01 numarası. Gerçekten çok güzel dudak rengi. Ben sürerken biraz taşırıyorum. Daha dolgun bir görüntü olması için. Tabii ki çok fazla abartmıyoruz. Çünkü o zaman çok yapmacık duruyor. Benim makyajım bu şekilde. Günlük ürünlerim. Makyaj yaparken bunları kullanıyorum genelde. Son olarak bir kez daha kaşlarımdan
üstünden geçmek istiyorum. Ve son olarak sabitliyorum hemen. Siz de günlük hayatınızda daha sade, daha doğal makyajlar tercih edebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.